Evladım. Benim kardeşim. Evladım, ayakkabılarını boyamamı ister misin? Yok, yok. Çok kirlenmiş de para istemem evladım. Hemen çamurunu alayım gidersin. Acelem var ya. Bir an durup düşünmek lazım. Kendimize bakmak lazım evladım. Acele işe şeytan karışır. Gel otur da bu iyi. Hemen çamurunu al. Acele işim var. Tamam evladım, gel. Ayaklar. Koca bedenleri taşıyan ayaklar. Zavallılar. Ne emredersen yaparlar. Şerre de giderler, hayra da. Kulumuz kölemizdirler. Ama onların hiç farkına varmayız. Bakmayız onlara. Al bakalım. Oynayacağım. Hadi koş. Söylemesi çok zor. Durum kritik. Anne. Daha ağır bir hastalık mı? Maalesef oğlunuzun kalbi delik. Bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyor. Yaşam şansı yine de az. Doktor, bir yanlışlık vardır. Olmaz öyle şey. Biz sadece nezle olduğu için soğuklar filan. Korkarım bir yanlışlık yok. Bir yıl dolmadan yapmalıyız operasyonları. Toplam 20 milyar gibi de bir masrafınız olur. Devletin karşıladıkları hariç tabii. Acele etmemiz lazım. Dilek. Ne oldu? Bıktım vallahi. Her gün kapı kapı dolanıp iş arıyorum. Yok, yok, yok. Bu ayki kirayı ne yapacağız? O 5 milyardan veririz. Hani o paraya ne olursa olsun dokunmayacaktık. Ne yapacağız Burhan? Böyle mi sürecek hep bu? Hazreti Bekir dilinde zikir, hu diye döner er meydanında. Hazreti Ömer belinde kemer, hu diye döner cenk meydanında. Hazreti Ali şüphesiz veli, hu diye döner er meydanında. Hazreti Osman dilinde Kur'an, hu diye döner er meydanında. Derdi veren Allah çaresini de yaratır. Bulacağız bir çaresini. Tarık mutlaka ameliyat olacak. Üzülme artık. Doktor 20 milyar dedi Burhan. Dişimizden, tırnağımızdan yıllardır biriktirdiğimiz o para yetmez ki. Bulacağız çaresini. Mutlaka bulacağız. Şu anasını sattığımın şehrinde ellerini kirletmeden helal lokma yiyemeyecek miyiz biz ya? İlla bir pislik mi yapmamız lazım?
Sadece darbe üstüne darbe yedim. Hep çalıştım. Ne karnım doydu, ne de kiradan kurtuldum. Biricik oğlumu bile tedavi ettiremiyorum. İlla hırsız mı olmalıyım lan? Hırsız mı olayım ha? Dürüst olan ekmek yok bu şehirde. Yer yarılsa da yerin dibine girsem. Gözümün önünde gün gün oğlumun erimesi kahrediyor beni Coşkun. Bak ne diyorum usta. Yurt dışına gidelim ha. Ekmeğimiz, geleceğimiz neredeyse oraya gidelim. Ya ben de düşündüm onu ama hasta oğlumu bırakıp gitmeye vicdanım razı değil. Dönemeyim canım. Birkaç ay çalışıp dönenler var. Oralara da torpil lazım. Tanıdık lazım. Bizim arkamız olsaydı bu hale düşmezdik zaten. Avrupa falan değil. Benim dediğim yer Türkmenistan. Türkmenistan mı? Bizim Halil'in bir arkadaşı varmış, Ali. Geçen sene gitmiş Türkmenistan'a. Bir su arıtma tesisinde çalışmış. Ayda da 4000 yumoş veriyorlarmış. 6 ayda, burada 2 yılda kazandığıyla döndü adam. Yapma be. Yumruğunu yediğimiz bu şehirde ekmek yoksa, para bize gelmiyorsa biz paraya gideriz. İnatlaşmanın alemi yok. Ya Dilek ne der bu işe? Sende bu ürkeklik varken belini doğrultamasın Burhan. Korkarım böyle arpacı kumrusu gibi düşünürken Tarık'a bir şey olacak. Ya Coşkun, baksana. Bu Türkmenistan işi için ne yapmamız lazım? Şu Ali'yi bulalım. O bize yol gösterir. Yozgat'ta Ali gönderdi beni. Geçen yıl işçi olarak Türkmenistan'a göndermişsiniz onu. Ben de gitmek istiyorum. Hemen. Geç kaldınız. Bir hafta sonra yola çıkıyorlar. Önümüzdeki sezon inşallah. Çok acil be abi. Vazgeçen, yetişemeyen mutlaka olur. Benim gitmem önemli değil. O gitsin. Hadi bir iyilik yapın. Kaydını yaptırıp da son anda vazgeçen oluyor. Hasta oğlu var. İyileşmesi için 20 milyar istediler. Hayat memat meselesi. Öyle değil mi Burhan? Konuşsana be adam. Öyle. Her işi yaparım. Her işe razıyım. Oğlum için. Durun hele. Seni yedeğe alacağım. Büyük bir ihtimalle de gidersin. Pasaportun var mı? Bu belgeleri acil hazırla. Gideceksin inşallah. Gel abi bakalım bu haritaya. Yakın aslında bak. Ha, öyle mi? Şöyle gemiyle geçiyorsun. Şurası Türkmenistan. İş mi buldunuz yoksa? Bu iş tamamdır yenge. Sahi mi Burhan? Türkmenistan'a gidiyorum. Türkmenistan'a mı? Hesabını yaptık. 6 ay çalışsın, Tarık'ın ameliyat parası tamam. Üste para bile artıyor. Başka çaremiz yok hayatım. Hem sigortalı olacağım. Oğlumuzun sağlık masrafları da garantide olacak. Biraz hasretliye razı olacaksın abla. Bu fırsatı kaçırmaya gelmez. Koçum benim. Aslanım. Gel bakalım. Hoppa. Babacığım. Sen gidersen biz ne yapacağız? Anneme söylerim, arada sırada yanında kalır. Hem Coşkun da var. Size göz kulak olur. Öyle değil mi Coşkun? Elbette. Sen hiç merak etme abla. Bir sıkıntınız olduğunda her zaman yanınızdayım. Coşkun yabancı mı? Aynı mahallenin çocuklarıyız. İyi günde, kötü günde hep yanımızda. İyi gün dostu pek olamadık ama o da olacak, göreceksin. Babası babalığını nihayet yapabilecek. Oğlum yeter ki iyileşsin. Onun için ne gerekiyorsa yapalım. Canım. Demek Türkmenistan'a işçi yazıldın. İmkanım olsa yardım etmek isterdim. Üvey babanın emekli parasıyla geçiniyoruz. Bizim de elimizde avucumuzda yok. Anneciğim, ben senden para istemiyorum. Sadece gelinini, torununu yalnız bırakma. Bir süre bizim evde kal. En azından şu birkaç ay. O şeytan gelin istemez beni. Torunumun yüzünü bile göstermiyor. İster anneciğim. Niye istemesin ki? Ah oğlum biliyorsun. Karınla yıldızımız bir türlü barışmadı.
Sana bu kızla evlenme dedim. Dinlemedin beni. Benim seçtiğim kızı almadın. Anne, yine açma şu mevzuyu. Ben istiyorum. Geleceksin değil mi? Uzun süre kalamam. Dileğe tembih et. Beni üzerse durmam orada. Sağ ol. Sağ ol anneciğim. İbrahim Bey. Git git. Geldim. Ne bu? Kapı arkasına, divanın altına bir yere koyarsın. Ne olur ne olmaz. Pasaport için para lazım. O paradan kullanmalıyız. Oğlumuzun tedavisi için biriktirdiğimiz para. Aslanım, koçum benim. Gel bakalım. Babacığım. Aslanım benim. Yok yapma. Çocuğun yanında yapma. Anne, ağlama. Niye ağlıyorsun? Hadi sür sür. Ne yavaş gidiyorsun tamam, böyle? Tamam gidiyoruz hanımefendi. Tamam gidiyoruz. Hadi. Acele etmeyin. Oğlum, tamam gideceğiz. Canına okurum senin ha. Tamam yetişeceğiz ya. Tamam. Nereden çattık bu kadına ya? Annem yetişemeyecek. Keşke görüp gitseydim. Havaalanına geç kalmayalım Burhan. Gider gitmez ararım seni. Başlama gene ne olur. Biliyorsun. Tarık için. Hem yalnız değilsin ki. Annem de yanında olacak. Bak Coşkun da var. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Evi sana emanet ediyorum Coşkun. Sen merak etme. Dile kardeşim, Tarık da oğlum. Hiç endişen olmasın. Kızım arkada kalmasın. Gider gitmez para göndereceğim. Bu sefalet bitecek artık. Açsana. Niye gidiyor? Hakkını helal et. Helal olsun güle güle. Hadi yolun açık olsun güle güle. Hoşça kal. Niye ağlıyorsun? Anne ağlama. Ne bakıyorsun mal mal? Çekil şuradan. Gitti mi Burhan'ım? Kaçırdın mı aslanımı? Hoş geldin anne. Gitti Burhan. Yavrum. Bu sakat annen seni sakat mı doğurdu? Vah benim talihsiz yavrum. Güzel torunum. Babaannen sana iyi bakar. İyileştirir seni.
bu gaddar kadının eline bırakmaz. Merak etme sen. Buna bu kadar tuz atılır mı? Bilmiyor musun tansiyon hastası olduğumu? Öğrenemedin gitti salak şey. Kusura bakma anne, bir daha atma. Efendim? Burhan? Vardın mı? Oh şükürler olsun. Tarık da iyi. Doktora götüreceğim 2 gün sonra. Doktor kontrolü getirirsin dediydi. Ver. Ver. Yavrum. Koçum Burhan'ım. Nasılsın yavrum? Şükür. Canımız sağ. Hadi oğlum. Tamam yavrum. Hadi koçum. Allah'ım korusun seni hadi. Senin yüzünden gitti oğlum gurbet ellere. Sen böyle sakat olmasan bu çocuk da böyle olmazdı. Ama anne ben... Konuşma bir de, kahve yap bana. Peki anne. Alo. Burhan. İyi ettin Burhan, iyi ettin. Yo yo, ağlamıyorum. Biziyiz, yine ara. Gittiğin yerin telefonunu bildir bize. Tarık yine sesini duymak isterse ararım. Sen de. Ben de konuşacaktım oğlumla. Neden kapattın? Kendi kapağında anne. Bana anne deme. Ne diyor oğlum? Çalışacakları şantiye dağın başındaymış. 1-2 gün içinde oraya gideceklermiş. Telefon var mı yok mu bilmiyorum diyor. Telefonu varsa yine arayacak. Babam benim için oğlumu öp dedi. Oğlumu da sonunda gurbetçi yaptın ya. Para gönderecek mi? Bana burada para lazım değil diyor. Aydın'ı her ay bize bankayla göndermeleri için talimat vermiş. Benim hesabıma gönderseydi. Benim adıma vermiş. Selam söyledi. Tarık'ı da seni de çok özlemiş. Merhaba yenge. Bunlar Tarık için. Ne zahmet ettin? Buran'dan haber var mı? Biraz önce telefon etti. 2 gün içinde dağ başına şantiyeye gideceklermiş. Neye ihtiyacın olursa hiç çekinme. Neye ihtiyacın olursa. Allah kavuştursun. Buyurun. Sayılı gün çabuk geçer. Sağ ol. Allah kavuştursun. Sağ ol Hacer abla. Fukaralık işte. Bizi oğuldan etti. Türkmenistanlı kızlar da pek güzelmiş. Burhan abimi kapmasın biri sonra. Ağzından yel alsın kız. O nasıl laf? Burhan hiç yapar mı öyle şeyler? Ekmek derdine gitti adamcağız. Ne bileyim abla. Genç, yakışıklı adam. Bir aklını alıverir maazallah. Şeytana uyuverir. Uymaz. Anladın mı beni? Uymaz. Benim kocam şeytana meytana uymaz. Çırpıntı seni. Dur be, şaka yaptım. Sen şakadan anlamaz mısın? Anlamam. Lafını ölç biç, öyle konuş benimle. Heh. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. En büyük kim? He? Fenerbahçe. Durumu iyi küçük beyimizin. İlaçlarını dikkatli takip edin. Ameliyata kadar böyle giderse işimiz kolaylaşır. Sağ olun. 2 hafta sonra tekrar görüşelim. Tamam, sağ olun. Küçücük yavrum, kurtaramadılar. Allah kimsenin başına vermesin. Ne oldu anne? Bir şey yok. Bir şey yok. Merhaba Dilek. Nasılsın? Ha, iyiyim.
Nereden böyle? Hastaneden. Söyleseydin ya, ben götürürdüm. Sağ ol, gerek yok. Gerek yok olur mu Dilek? Bir ihtiyacın olursa çekinme bak. Sağ ol, sağ ol. Şu anda anlıyorum ben. Biraz sonra getireceğim. Geç kaldınız. Ben ameliyata hemen başlıyorum. Ama gene de getireyim kanı. Çabuk olun. Tabii. Sen sakat çocuk doğurunca buranın da mecbur kaldı. Ben ona dedim. Ne bakıyorsun öyle suratıma boş boş? Senin gibi 50 tane bulurdum ben yavruma. Pis kokuyor. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Pis kokuyor. Ben mi kokuyorum? Dur sana. Çocuğu benden soğutmak için neler de öğretiyorsun. Ben bir şey söylemedim ki anne. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Ben kokmuyorum oğlum. Annen kokuyor. Pis anne. Annen kokuyor. Pis anne. Pis, pis. Bir daha telefon etmedi. Gittikleri yerde telefon yok demek ki. Ben çayları tazeleyeyim. Bu zamanda telefon olmayan yer mi var? O lafın gelişi. Rus kadınlarını da pek methediyorlar. Gazetelerde neler neler okuyoruz. Her şeyi gazete yazmaz. Ahlaksızlık yapma. Adamcağızın günahını da alma. Biz Burhan'ı tanıyoruz. Öyle değil mi Neşe? Benim Burhan'ım gibi birini nerede görmüş Rus karıları? Üstüne gelirlerse alır bir tanesini. Buradakinden daha iyi gelinlik eder bana elin Rus'u. Öyle kocanın ben gözünü oyarım. İşine gelmezse kapı burada. Gitmek isteyene yol çok. Bir ayı geçti değil mi? Bugünle 37 gün oldu. Yarın bankaya gideceğim. Dilek Baykan dediniz değil mi? Evet, Baykan. Maalesef görünmüyor. İyice baksanız. Ayı da oldu, gelmesi lazım. Yurt dışı havalelerde gecikme normaldir. İsterseniz yarın bir daha uğrayın. Peki peki, sağ olun. Nereden aldın sen o akılları? Bir parayı almayı beceremedin. Gözünü benim kefen parama diktin. Yağma yok. Zırnık koklatma. Ama anne, Burhan parayı olayınca ben veririm. Olmaz. Hem kocam razı gelmez. Tamam anne, tamam. Tamam olacak tabii. Misafirim ben, misafir. İnsan misafirden para ister mi? Edepsiz seni. Nasılsın Neşe teyze? Nasıl olsun oğlum? Yalan dünyanın derdiyle yuvarlanıp gidiyoruz. Merhaba Dilek. Pis cüce. Ne var gelip gidip duruyorsun ikide bir? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir çayınızı içmeye geldim. Hem Tarık'a oyuncak da getirdim. Buyur geç. Tarık içeride hasta yatıyor. Ne oldu benim aslanıma? He? Az önce yığılıp kaldı yine. Aslanım benim. Al bu senin. Doktora götürmek istiyorum ama. Kötü bir şey yok inşallah. İlerleme görmedim. Yine de ameliyatı bir an önce yapmak lazım. Anlıyorum doktor bey. Şimdilik ilaca devam. Thank you.
Merhaba Dilek. Ne haber? Bir haber çıktı mı paradan? Her gün her gün yorulma. Türkmenistan'daki şantiyeye telefon edeceğim. Dil bilmek lazım. Ben çat pat beceririm. Eğer istersen. Hacer ablanın oğlu Berk var. Üniversiteye gidiyor. Onu aratacağım. Ya tamam konuştum ben. Dilek. Bir ihtiyacın olursa çekinme. Yes. He's a worker. Sorry, I don't understand. Ha, organ. Factory? Okay. And what time is the turn? Okay, thanks. Ne dediler? Bütün işçiler şantiyedeymiş. Ulaşmak zormuş. Ne zaman döneceklerini de bilmiyor oradaki kız. Yine de gelen giden olursa haber yollarım dedi. Ay sağ ol Berk. Benim işim bittiyse gideyim ben. Yemek yeseydin. Sağ ol abla, dersin var. Annene çok selam söyle, oldu mu? Söylerim baş üstüne. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Yatıya da kalsaydı bari. Kocaman adamı eve getirdiğin yetmezmiş gibi. Tövbe tövbe. Laf olur, söz olur. Ama dinleyen kim? Maalesef Direk Hanım. Gene gelmemiş havalimiz. Bu üçüncü ay. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Evet. Ben Burhan Baykan'ın eşiyim. Şirketinizle Türkmenistan'a gitti. Burhan? Ha, şu çocuğa hasta olan. Hayırdır bacım? 2 ay oldu. Parası gelmiyor Burhan'ın. Her ay yatacak demişti. Kocama ulaşmalıyım. Şantiye dağ başında. Ulaşmak zor. Ama yatırmaları lazım. Belki gecikmiştir. 2 ay gecikir mi? Nasıl yapsak ki? Bir arayalım soralım. Sonra gene uğra bana. Tamam. Sağ olun. Güle güle. Buyurun. Alo? Alo? Burhan? Sesin gelmiyor Burhan. Neyse duyuyorsan dinle beni. Gönderdiğim para gelmedi. Tarık'a ilaç alamıyorum. Alo. Evlat. Yine mi sen? Boyasandığın nerede? Bugün kalpleri cilalayacağım oğlum. Ne diyorsun dede ya? Dünyada iki ihanet var ki kötü. Dostuna ihanet 1. Emanete ihanet 2. Ama sen dürüst adamsın evlat. Ne dostuna ihanet edersin ne de emanete.
değil mi evlat? Ya baba, kafayı mı sıyırdın sen ya? Kimmiş arayan? Burhan mı yoksa? Oydu herhalde. Sesi gelmedi. Dağ başındalar ya. Kaç gün oldu? Patates haşlaması yiyoruz. Kıtlık zamanında bu kadar patates yememiştim. Paramız gelsin de çıkarım pazara anne. Anne deme bana, salak şey. Burhan'ım yollamıştır da sen almayı beceremiyorsundur. Anne yollasa alırım. Laf yetiştirme. Akşama tamam, görüşürüz anne. Tamam oğlum. İyice daraldık. Tara ilaç parası bile bulamıyorum. Burhan para yollamıyor mu? Gelmiyor bir türlü. Niye ki kız? Arayıp sormuyor da. Temizliğe gitsen. Bir sürü kadın arayıp duruyor beni. Mahallede biri yok mu diye soruyorlar. Olur. Kaynanam olacak cadı duymasın da. Duymaz duymaz. Meraklanma sen. 50 lira yevmiye veriyorlarmış. Güzelim etti, pişirmeyi becerememişsin. Sen yine de çok yemesene anne. Biliyorsun tansiyonum. Sana mı soracağım? Teşekkür ederim anneciğim. Güzelim. Ne oldu anne? Hiç oğlum. Burhan neredesin? Alo. Alo. Burhan. Sesin yine gelmiyor. Alo. Alo. Burhan, para gelmemiş. Bittik Burhan, tükendik. Bir an önce gönder şu parayı. Alo. Alo. Tara ilaç alamıyoruz. Sesimi duyuyorsun değil mi? Alo. Ben ona gösteririm. Ulaşamadık. Orada iletişim zayıf. Ancak elektronik posta ya da uydu telsiziyle ulaşılabiliyor. Muhasebeye de mail attım.
muhakkak bana ulaşır. Merak etme. Çarşamba bana telefon edin. Biraz sabır. Çözeceğiz inşallah. Merhaba Dilek. Kaynanam nerede? Gitti. Kocası olacak adam telefon etti. Tarık da uyudu. Dilek gelene kadar ayrılma dedi. Ben de seni bekliyordum. Sağ ol. Dilek. Yalnızlık da zor iş ha. Kocan orada, sen burada. Bir sürü ihtiyacın vardır senin şimdi. Dilek. Çok güzel olduğunun farkındasın değil mi? Ne diyorsun sen be? Ne söylemek istediğimi biliyorsun. Allah'tan kork. Burhan beni sana emanet etti. Emanet tamam da bizimkisi de can be. Hastayım sana Dilek. Burhan'la arkadaşlığımı niye sürdürdüğümü biliyor musun? Seni daha çok görebilmek için. Defol. Bırak nazı. Genç kadınsın. Sen de erkeğe hasretsin. Defol git buradan dedim sana defol. Sende hiç insaf yok mu? Öldürdün beni. Öldürdün beni be. Ne yapıyorsun sen be? Bırak. Hastayım sana Dilek anlamıyor çekil, musun? Çekil üstünden. Bırak. Dilek ölüyorum ya. Hayvanlarım. Çık şuradan. Uğraşma Dilek. Anne. Sen de içersin. Çekil. Aşağı. Ölüyorum Dilek. Bırak. Anne. Niye anlamıyorsun Dilek? Gel. Anne. Ay. Ay. Defol. Anne. Bunun hesabını soracağım sana. Bunun hesabını soracağım sana defol. Dilek. Anne. Defol dedim sana. Anne. Yavrum. Tarım. Ne bitmez çilemiz varmış ya Rabbi. Dilek Baykan sen misin? Evet. Emniyete kadar gelmen gerekiyor. Şey, oğlumu komşuya bıraksam olur mu? Olur tabii. Gel oğlum. Oy. Ay. Ay. Şahıs bu mu? Evet komiserim. Kızım az daha adamın kafasını uçuracakmışsın. Boynu kopsun. Güya kocamın en yakın arkadaşı olacak. Pis domuz. İftira. Yalnız kadın. Beni davet etti. Aa. Olmaz deyince de boynuma geçirdi baltayı. Şikayetçiyim komiserim. Ay. İyi ama yalan söylüyor. Durun bakalım. Ezbere iş yapmayın. Kadının da ifadesini alalım. Kimin kime saldırdığına savcı karar verir. Şimdilik ikisini de nezarete atın. Emredersiniz. Yürüyün bu tarafta. Bu işte sen de pek masuma benzemiyorsun. Yürü. Ay. Ay. Geç. Ah Burhan ah. Ne vardı Türkmenistan diye tutturacak?
Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu. En yakın arkadaşı neler yaptı bak. Evlat. Yine mi sen? Boya sandığın nerede? Bugün kalpleri cilalayacağım oğlum. Ne diyorsun dede ya? Dünyada iki ihanet var ki kötü. Dostuna ihanet bir, emanete ihanet iki. Ama sen dürüst adamsın evlat. Ne dostuna ihanet edersin ne de emaneti. Değil mi evlat? Ya baba kafayı mı sıyırdın sen ya? Dilek! Affet beni. Şeytana uydum. Sen Burhan'ın karısısın. Benim de bacım. Affet olur mu? Dilek Baykan. Benimle gel. Avukatın geldi. Ben avukat Salih. Hı hı. Olayda ağır tahrik var. Nefsi müdafaa ediyor. Sabıkasızlığını da hesaba katınca ilk duruşmada tutuksuz yargılanma kararı çıkar. Zaten öyle ağır ceza da almazsın. Geldin abla. Tarık yaramazlık yapmadı ya. Sabaha kadar anne diye tutturdu. Komiserden rica ettim. Aslında mahkemeden önce kimseyle yavrum görüştürmüyorlarmış. Tarık ortalığı karıştırınca. Oğlum. Kaynanan gelmedi mi? Gelmediği daha iyi. Komiser diyor ki mahkemeden sonra hakim seni serbest bırakırmış. Coşkun'dan şikayetçi olursan onu hapse atarmış hakim. Dinlenilen tanıklar, elde edilen deliller ve yapılan sorgulamalar ışığında sanık Dilek Baykan'ın işlediği cürmü ağır tahrik altında ve nefsi müdafaa için işlediği saptandı. Bu doğrultuda daha önce sabıkası bulunmayan sanığın tutuksuz yargılanmasına bir dahaki duruşmanın 3 Mart saat 11'de görülmesine oy birliğiyle karar verildi. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abla. Ver Ben bunları bir bir Burhan'a anlatmaz mıyım sanıyorsun? Neyi anlatacaksın anne? Adama nasıl kuyruk salladığını. Kahpeliğini anlatacağım, anladın mı? Kahpeliğini. Bana bak kadın. Yeter artık. Yeter. Senden de bıktım, oğlundan da. Adamı öldüremedim ama seni şuracıkta boğar atarım. Manyak. Yap da görelim bakalım. Kahpe seni. Thank you.
Yeter. Yeter. Kızım, yavrum, kendine gel. Dile. Yap. Defol. Anladın mı? Defol buradan. İstemediğim yerde zaten durmam. Ben gideyim de sen de kahpeliklerine devam et. Rahat rahat. Nasıl olsa Burhan'ım döner. Defol. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Sorarım ben sana bunun hesabını. Edepsiz. Anne. Anne. Tarık. Tarık yavrum. Semptom başlamış. Kriz geçiriyor. Hemşire hanım, hemen yarım doz adrenalin verin. Tamam efendim. Kurtarın yavrumu ne olur. Ameliyathaneye hazırlasınlar. Ben siz burada gireyim bekleyin. Ne olur. Burada bekleyin. Ne olur yavrum. Lütfen. Hiç beklemediğimiz bir kriz geçirmiş. Çok uğraştık. Ama maalesef kurtaramadık. Çok üzüldüm. İki hafta önce ameliyat olsaydı belki başını sağlıyorsun. Tarık. Tarık. Hemşire hanım. Tarık. Tarık. Yavrum. Tarık. Yavrum. Oğlum. Burhan. Sen. Senin yüzünden oldu. Yavrumun katili sensin. Katil. Katil. Yavrum.
soğudu. Üşürsün sonra. Hadi. Bak. Çamaşırlarımı da ütüledim. Yarın temiz temiz giyersin. Kim arıyor? Efendim. Dilek nasılsın? Bugün döndük rafineriden. Nasılsınız? Tarık nasıl? Dilek? Niye susuyorsun? Dilek? Yavrum nasıl? Hiç beklemediğimiz bir kriz geçirmiş. Çok uğraştık. Ama maalesef kurtaramadık. Çok üzüldüm. İki hafta önce ameliyat olsaydı belki başını sağlıyorsun. Tarık öldü. Dilek. 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 Alo. Dilek. Türkmenistanlı kızlar da pek güzelmiş. Burhan abimi kapmasın biri sonra. Ben bunları bir bir Burhan'a anlatmaz mıyım sanıyorsun? Neyi anlatacaksın anne? Adama nasıl kuyruk salladı? Kahpeliğini anlatayım, anladın mı? Kahpeliğini. Yeter artık. Yeter. Senden de bıktım, oğlundan da. Adamı öldüremedim ama seni şuracıkta buhar atarım. Manyak. Yap da görelim bakalım. Kahpesin. Kurtaramadım yavrumuzu. Kurtaramadım. Dileğim. Tarık nerede? Oğlum nerede? Konuşsana Dilek. Bir laf etsene.
Ameliyata yetmedim gönderdiğim paralar. Semptom başlamış. Kriz geçiriyor. Hemşire hanım, hemen yarım doz adrenalin verin. Tamam efendim. Kurtarın yavrumu, ne olur. Nasıl geldi kriz? Tarık. Yavrum. Oğlum. Sen öldürdün. Senin yüzünden öldü yavrum. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Dilek. Dilek. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Kızım, evladım. Görüyorum ki kafan çok karışık. La ilahe illallah de. Çok de. La ilahe illallah demek kalbin pasını temizler. La ilahe illallah de. Vesveseden kurtul. O kullarına karşı çok merhamet edicidir. Dilek. Dilek. Hadi gidelim. Bir hata var. Her ay şubenize para yatırıldı. Saklayacak değiliz. Türkmenistan'dan gelen havalelerin hepsi burada görünüyor mu? Evet. Varol İnşaat tarafından gönderilenlerin içinde Dilek Baykan yok mu yani? Dilek, gel buraya. Dilek. Barkan var. Dilek Baykan olacak. Barkan diye biri var. Dilek Barkan. Yani bir harf hatası yüzünden parayı ödemediniz demek. Bir harfle neler değişmiyor ki? Bir düzeltme yazısı getirirseniz. Hangi yazı oğlumu geri getirebilir ki memur bey? Anlamadım. Yürüyeceğim. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Sen öldürdün. Türkmenistanlı kızlar da pek güzelmiş. Burhan abimi kapmasın biri sonra. Ne bileyim abla. Genç, yakışıklı adam. Bir aklını alıverir maazallah. Şeytan uyuverir. Hiç beklemediğimiz bir kriz geçirmiş. Çok uğraştık. Ama maalesef kurtaramadık. Çok üzgünüm. Bir iki hafta önce ameliyat olsaydı belki. Başınız sağ olsun. Görüyorum ki kafan çok karışık. La ilahe illallah de. Çok de. La ilahe illallah demek kalbin pasını temizler. La ilahe illallah de. Vesveseden kurtul. O
kullarına karşı çok merhamet edicidir. La ilahe illallah de. Çok de. La ilahe illallah de. Dilek, ne oldu? Ne oldu? İmtihan olduk Burhan. İmtihan olduk. Bunun artık evimizde işi yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.